Engelsiz Haber Bülteni'nden merhaba. 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla başkent Lefkoşa ve tüm ilçelerde tören ve etkinlikler düzenlendi. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın 47. Türk Mukavemet Teşkilatı'nın 65. ve Kıbrıs'ın fethinin 452. yıl dönümü ülke genelinde tören ve etkinliklerle kutlandı. Başkent Lefkoşa'da ilk tören Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi. Tören, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu'nun tören birliklerini selamlamasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam eden törende daha sonra anıta çelenkler sunuldu. Gün dolayısıyla Lefkoşa'daki ikinci törense Lefkoşa Şehitler Anıtı'nda gerçekleştirildi. 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla Lefkoşa'da ayrıca Cumhuriyet Parkı Anıtı'nda tören gerçekleştirildi. İngiliz Milletvekili Sammy Wilson, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünya tarafından tanınmasına destek verdi. İngiliz siyaset dergisi Politics Home'da bir yazı kaleme alan Sammy Wilson, Kıbrıs adasında sınırın her iki tarafında tam olarak işleyen hükümetler ve demokratik sistemler var diye yazdı. Kıbrıs'ın da Hayırlı Cuma Anlaşması'na ihtiyacı var başlıklı yazısında Wilson, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler tarafından bağımsız bir devlet olarak kabul edilememesi için hiçbir neden yok ifadelerini kullandı. Wilson, Kıbrıs'ta çözüm planlarını Rumların reddettiğini vurguladı ve İngiltere'nin bu süreçte Kıbrıs Türkleri ve Rumlar arasında ara bulucu olmasını istedi. İskele'de bir sitede atık su toplama havuzunda rutin kontrol ve çalışma yapan iki kişi muhtemelen yer altındaki havuz ve koridorda biriken gazlardan dolayı baygınlık geçirerek hayatını kaybetti. Polis basın subaylığının açıklamasına göre İskele'de bir siteye ait yer altında bulunan kirli su atık toplama havuzundaki atıkların arıtılmasıyla ilgili 3 metre derinlikteki koridor bölümünde rutin kontrol ve çalışma yapan iki kişi muhtemelen yer altındaki havuz ve koridor içerisinde biriken gazlardan dolayı baygınlık geçirerek yaşamlarını yitirdikleri saptandı. Hayatını kaybeden iki kişinin bedenlerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede darp veya cebir izine rastlanmadığı kaydedildi. Polisin olayla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında meseleyle bağlantılı iki kişi tutuklandı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, YÖDAK Kurulu Başkanı Profesör Doktor Turgay Avcı ve YÖDAK üyelerini kabul ederek görüştü. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada üniversitelerin ülkenin gururu olduğuna işaret etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üniversiteler kurulduğundan beri 100 bini aşkın mezun verildiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası öğrencilerin ülkelerine döndüğünde fahri bir elçi gibi hareket ettiklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, yüksek öğrenim açısından YÖDAK kontrolünde üniversitelerde yeni programların açılmasının önemli olduğunu ifade etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir eğitim adası olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, coğrafya ve saat dilimi olarak önemli bir yerdeyiz. Bu nedenle ticaret ve eğitimde avantajlıyız. Hava, doğa, iklim, güzel bunlar eğitimi cazibe haline getiriyor dedi.
Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İstanbul'da Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Ataoğlu görüşmedi. Yeni Erzurum Havalimanı'nın açılmasıyla turizmde de yükselen bir grafik beklediklerini belirterek, ülkedeki yatak kapasitesinin bir süre sonra yeterli olmayacağını kaydetti. Ülkede yeni turizm alanlarının yaratılması ve alternatif konaklama çeşitliliğinin artırılması için ortak projeler üzerinde çalıştıklarını anlatan Ataoğlu, iki bakanlık arasında yıllardan beridir sürdürülen işbirliğinin devam ettiğini ifade etti. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Çocukluk Çağı Aşı Kampanyası devam ediyor. Çocukluk çağı aşısı eksik olan çocuklar için 18 Ağustos'a kadar mesai saatleri içerisinde başvuruda bulunabilecek. Eksik aşısı olan çocukların aşılarının tamamlanması için 22-74-860 ve 22-83-0-16 telefon numaralarından başvuru yapılabilecek. Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Şampiyon Melekler takımının adını gençlerin başarılarıyla yaşatmak amacıyla her yıl 3 öğrenciye eğitim bursu verecek. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve Evkaf ortaklığında yapılan toplantı sonucunda burs kriterleri belirlenerek duyuruldu. 14 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında uygun şartları taşıyan her öğrenci müracaatını doğrudan Kıbrıs Vakıflar İdaresi'ne yapacak. Bursu almaya hak kazanan 3 öğrenciye 3 asgari ücret destek bursu sağlanacak. Kadın emeği pazarının ikincisi İskele Mackenzie plajında kuruldu. 60 standın yer aldığı pazarda kadınların ürettiklerini satma imkanı buldu. Antik Mausa Vakfı Başkanı, Ulusal Birlik Partisi Gazi Mausa Milletvekili Resmiye Eroğlu Can Altay da, kadınların her alanda üretmesinin ve aile ekonomisine katkı sağlamalarının önemine vurgu yaptı. Ada Kadını Kalkınma Kooperatifi Başkanı Bilge Kanlı da, kadınların ürettiklerinin pazarlanmasının önemine işaret etti. Engelsiz Haber Bülteni'ni izlediniz. Hoşça kalın.